Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 16 hakkındaki son dedikoduları paylaşacağız. Biliyorsunuz artık yeni nesil iPhone'ların tanıtılmasına 3 ay, 3,5 ay gibi bir süre kaldı. Muhtemelen bu süre sonunda yeni nesil iPhone modelleri ülkemizde de satışa sunulacak. Bu sene 4 farklı iPhone gelmesi bekleniyor yine arkadaşlar. Aslına bakarsanız tasarım tarafında önemli bir değişiklik yok. Baktığınız zaman iPhone 16 ve 16 Plus modelinde kameralar çapraz yerine yine dikey konumlandırılmış olarak karşımıza çıkacak. Biliyorsunuz zaten önceki serilerde bu şekilde karşımıza çıkıyordu. Pro modellere baktığımız zaman ise öyle önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Yani Pro modellerde şu elimde görmüş olduğunuz iPhone 15 Pro Max yine bu şekilde bir kamera dizilimi karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani Pro tarafında önemli bir tasarımsal değişikliğe gidilmeyecek. Ama dediğim gibi düz modellerde yani iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelinde kameralar çapraz yerine düz olacak. Bu aslında tasarımsal anlamda bize çok bir yenilik sunuyor mu? Sunmuyor. Zaten bununla ilgili ilginç bir capse görmüştüm. Android tarafında şekil şekil telefonlar çıkmasına karşı Apple'ın sadece kameraların yerini değiştirerek satış rekorları kırması diye bir capse atmışlardı. Bu gerçekten doğru. Ama insanlar genel olarak bir iPhone, yeni bir iPhone satın alırken hani kamera diziliminden ziyade insanlara sunulan kamera yeteneklerine bakıyorlar ki gerçekten hani Deiso marka baktığınız zaman da özellikle video tarafında iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in çok başarılı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki son dönemde Android tarafında bir Huawei Pro 70 serisi çıktı biliyorsunuz. Özellikle onun Ultra modeli gerçekten kamera tarafında enfes işler çıkartıyor ki zaten şu anda Deiso marka da birinci sıraya yükselmiş oldu. Dönelim tekrardan iPhone 16'ya arkadaşlar. iPhone 16'da gelecek olan bir diğer yenilik ise biliyorsunuz şu anda mesela ses açıp kapatma tuşu var, power tuşu var. Pro ve Pro Max modellerine bir de şu sessiz tuşunu arkadaşlar atanabilen bir tuşa çevirdiler. Bir de bunun yanına şimdi aksiyon tuşu diye bir şey getiriyorlar. Bu aksiyon tuşuna ne kadar gerek var, ne kadar gerek yok aslında bu tartışılır. Hatta bu bir yenilik mi bunu bile sorgulayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Samsung bunu yıllar önce yaptı. Bir Bixby by tuşu çıkardılar. Direkt olarak sesli asistana yaşıyordunuz. İlkten bu tuşu mesela farklı şeylere atayamıyordunuz ama sonradan atayabilme imkanı sunmuştu Samsung. Dolayısıyla Apple böyle bir yeniliğe gidecek ama yani bunu ne kadar yenilik olarak söyleyebiliriz. Yani bence çok da böyle altı doldurulabilecek bir şey değil. Elbette burada Apple yine işlemci gücüyle ön plana çıkmaya çalışacak. Biliyorsunuz iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro'da ne yaptılar? İşlemci gücü tarafında dediler ki artık biz bilgisayar oyunlarını çalıştırabilecek seviyede bir çip ürettik. Ki hatta şu anda Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage gibi oyunları ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Biz iPhone 15 Pro ve Pro Max'te oynayabiliyoruz. Bu gerçekten önemli. Ama bunun üzerine işlemci olarak daha ne kadar koyabilirler? Bu noktada şöyle bir şey var. Apple'ın diyorlar ki bu seneki yeni nesil modellerinde en büyük silahı yapay zeka olacak. Yani gelecek olan iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde özellikle Apple'ın yapay zeka tarafını ön plana çıkartacağı ve yapay zeka tarafında da şu anda OpenAI ile bir görüş alışverişinde olduğu bildiriliyor. Önümüzdeki günlerde bir Apple etkinliği olacak arkadaşlar. Hatta yapay zeka tarafındaki gelişmelerin ilk olarak bu Apple etkinliğinde ortaya çıkabileceğine dair bazı söylemler de mevcut. Biz de bu etkinliği merakla bekliyoruz. Bakalım bu etkinlikte acaba ne gibi şeyler duyurulacak, ne gibi yenilikler gelecek bunları bekliyoruz. Elbette bu yapay zeka teknolojisinin geriye dönük çalışması da söz konusu. Belki düz modellerde değil ama iPhone 15 Pro ya da iPhone 15 Pro Max'e de gelebileceği söyleniyor. Ama tabii ki bu çip tarafından ne kadar destekleniyor? Eğer çip bunu desteklemiyorsa zaten getiremezler. Ama Apple zaten Pro ve Pro Max'i tanıtırken demişti ki kapasitesinin ötesinde bir çiple geliyor. Dolayısıyla burada kapasitesinin ötesinde dedikleri zaman daha biz bu çipte tam olarak yapabildiklerimizi göstermedik gibi bir anlam çıkartabiliriz bu noktada. O yüzden iPhone 16 Pro ve Pro Max'te olan bu yapay zeka desteği belki 15 Pro ve Pro Max'e de gelebilir. Bunu bekliyoruz arkadaşlar. Zaten geldiğinde de birlikte görmüş olacağız, değerlendirmiş olacağız. iPhone'un yeni serisiyle ilgili sızıntılar şimdilik bu şekilde. Şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Apple'ın yakın zamanda daha düşük bütçeli bir SE modeli tanıtacağına dair bazı dedikodular da var. Bu SE modelinin arkadaşlar çentikli bir yapıyla geleceği söyleniyor. Ama ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur bunu tam olarak şu anda kestiremiyoruz. Bu noktadaki en büyük zaaf telefonun yine
tek bir kamerayla gelecek olması. Biliyorsunuz artık günümüzde tek kameraya sahip çok fazla telefon kalmadı. Dolayısıyla bu noktada Apple'ın biraz daha elini güçlendirip en azından iki kamera koyması daha iyi olurdu. Ama belki de bu sefer şöyle düşünecekler. Ya biz ona iki kamera koysak bu sefer iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın satışını biraz kesebiliriz diye düşünebilirler belki. Ama böyle bir SE modeli söylentileri de mevcut. Halihazırda şu da var. Bunu da size dipnot olarak belirtmek istiyorum. iPhone 15 Pro ya da Pro Max ya da düz model. Bunlar Apple'ın sitesinde arkadaşlar biraz üst seviye fiyatlardan satılıyor. Bir teknoloji mağazasının sitesine girdiğinizde ya da bir e-ticaret sitesine girdiğinizde Apple Türkiye garantili ürünlerin Apple'ın sitesinden 10.000 Türk lirası aşağıya daha ucuza satıldığını görebiliyorsunuz. Bu noktada da eğer yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız mutlaka bu fiyatları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Yani gelip de Apple'ın sitesine bakmayın. Çünkü hani Apple'ın sitesindeki fiyatlar şu anda biraz afaki kalmış durumda. Dediğim gibi mesela geçtiğimiz günlerde ben bir Pro Max modeline baktım. Yani Pro Max modeliyle arkadaşlar bir teknoloji mağazasının sitesiydi. Arada 10.000 Türk lirası fiyat farkı vardı. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmanızı size tavsiye ederim. Eğer bu konular hakkında sizlerin de söyleyeceği şeyler varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.